Hepinize merhaba arkadaşlar. Game Lord kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle GTA 5 online oynuyoruz. Bugün sizlerle neler yapacağız? Şöyle bir açıklama geçeyim. İlk önce size Cold Brawler'ı test edeceğiz sizlerle beraber. Bu dediğim arazi aracı, bu yeni çıkan bekleye gelen, onu hiç test etmedik. Artık oyuna güncelleme olduğu zaman, bir şey olduğu zaman ilk önce benden haber alacaksınız. Bunu mutlaka her şeyi alacağız, göstereceğiz, tek anlatacağım. İşte bu Cold Brawler'ı ilk önce bir garaja girelim. Dediğim gibi işte Cold Brawler'ı test edeceğiz. En yüksek dağa çıkmaya çalışacağız. Ondan kastım en yüksek dağa çıkacağız. Bununla çıkmaya çalışacağız. Ve ayrıca şöyle bir şey yapacağım. Şey bu. Neydi? Söyleyebilirim, konuşayım. Kusura bakmayın. Şöyle bir pasif moda geçelim. Pasif moda geçelim. Çünkü her an saldırabilirler. Belli olmaz, ne olur uğraşmayalım yani. Gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi bir de dediğim gibi altın uçakla en yüksek dağın üstünden atlayıp paraşütle bizim evin, yani gördüğünüz şu evin üstüne, bak gördüğünüz şu evin, daha demin çıktığımız şu evin üstüne çıkmaya çalışacağım. Yani paraşütle inmeye çalışacağım. Olursa yani. Hem de bu arada altın uçağı göstermiş oluruz bu sayede. Hem de değişik bir challenge olur. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar dediğim gibi anket olacak. 3-4 oyunluk bir anket düşünüyorum. Aklımda şu an değişik farklı fikirler var. Dediğim gibi farklı fikirler var kafamda. Gerçi bunu sonra da test edebiliriz. Şimdi işte ilk başta uçağı çıkartıp da uçağı bir şeyden, Pegasus'tan bir arayıp gönderin diyelim. İlk önce uçağı havaalanından alalım. Havaalanından aldıktan sonra en yüksek dağa gideriz. Ondan sonra oradan bir güzel atlayış yaparız diye düşünüyorum. Bak yine yanlış şey almayacağım bu sefer. Allah'a şükür bu sefer hile de yok arkadaşlar. Bu sefer gerçekten hile de yok map'te. İnşallah yanlış bir şey söylememişimdir. Çünkü bazen ağzımın kışmını vurabiliyorum. Ne kadar da desem ki mesela oley bugün de kasma yok, oley bugün de şöyle bir şey yok, onların tam tersi oluyor. Tam tersi oluyor. Yapacak bir şey yok. Ha dediğim gibi facecam koyacağım artık. Facecam koyacağım. Artık her videomda facecam koymayı düşünüyorum. Tabi alttan yorum yapabilirsiniz. Yok koymayın falan diyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar da güzel yorumlarıyla yorumlar yapmış. Ama bazı insanlar nedense anlamıyorum. Hani ego patlaması mı ne yaşıyorlar anlamıyorum yani. Kafasını yaşıyorlar, onu hiç anlayamıyorum. Bazıları saçma sapan yorumlar yapabiliyor. Hepinize teşekkür ederim. 71 abone olduk. Böyle devam edelim. Şimdi. Hayırlısıyla şu uçağı alalım bir. Altın uçak bak. Altın uçak.
Onu alalım bir oradan. Aslında ilk bunu test edecektim ama ondan sonra dedim ilk önce bir uçağı şey göstereyim. Çünkü ilk başta ne dedim? Uçak demiştim. Önceki videonun sonuna baktıysanız uçak demiştim illaki. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi kafanızdan geçen sevdiğiniz oyunlar varsa yani böyle izlemek istediğiniz abi şunu çeker misin diyeceğiniz oyunlar varsa mutlaka yorum yapın. Havaalanına geldik sayılır. Aynen geldik sayılır. Durduk yere bir yerlere çarpıyorum süperim. Bu konuda muhteşem. Çarpmayı çok seviyorum. Aa çok güzel çarptım. Tamam. Yanlış yerden şey yaptık yani. Şey yaptık. Yanlış yerden şey yaptık. Bu ne lan? Nasıl bir kelime dedim. Süperim ya. Baksana çarpıyorum. Çarpa çarpa gidiyorum ya. Açın lan kapıyı ben geldim. Hadi aç. Aç. Bekleme yapma. Uçağıma kavuşacağım. Bu uçağı seviyorum beyler. Aha geldik geldik. Çarpma sabah. Şöyle geri de durdum biraz. Çünkü uçma mesafesi olması lazım. Burada uçalım ben. Bak kalkış yapalım bir güzel. Şöyle inşallah. Aynen kalkışımızı yaptık. Şimdi bir de şu şeyleri tekerlekleri içeri alalım. Şu an. Dediğim gibi o en yüksek dağın tepesinden arkadaşlar paraşütle atlayacağız ve bizim eve doğru uçacağız. Bizim eve gitmeyi düşünüyorum. Hatta paraşütle bizim evin üstüne çıkmaya çalışıyorum. Çıkmaya çalışacağım yani daha doğrusu. Olursa. Yani bakacağız. Şöyle bir kaptan süzülüş yapalım. Şimdi çok şey yapmak istemiyorum. Yanlışla bir yere çarparız, toslarız. Kanat gider. Sonra patlarız, bir şey olur, ölürüz. Hiç lüzum yok bunların yani. Şu en yüksek dağ görüyorsunuz umarım. En yüksek dağ şu buluta giren dağ. Arkadaşlar oyunda çok Easter egg var yani onları daha göstermedim onları da göstereceğim bir bölümde diye düşündüm. GTA 5 serisi gelsin gelmesin mi bu konuda da sizden bilgi istiyorum. Mutlaka GTA 5 serisini çekeyim mi yoksa online devam mı edeyim? O konuda da bir yorum yaparsanız sevinirim. Gördüğünüz gibi biraz daha yukarı çıkalım şöyle. Yukarı. Yalnız buradan manzara muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Süper bir şey. Dediğim gibi bir keresinde bunu yaptım. Eğer bir daha yapabilirsem süper. Evin tam üstüne paraşütle atlamaya çalışacağım. Buradan gördüğünüz gibi atlıyorum. Bu tarafta kalıyor. Evet. Bu tarafta kalıyor ev. Olursa eğer. Hatta şöyle FPS modunda göstereyim. Bir kere bunu yaptım ama bu sefer yapabilir miyim bilmiyorum. Gerçi bu kadar yüksekten atladık. Belki yapabilirim diye düşünüyorum. Bir yıldız mı? Bu bir yıldız nereden geldi? Uçağım patladı ve bir yıldız geldi. Saçma sapan bir şeyler. Peşime polis takılıyor arkadaş. Havadayken bile. Yani nasıl başarıyorsam artık onu. Hepinize teşekkür ediyorum. 71 abone oldum.
İnşallah daha da yükseliriz. Böyle devam edeceğim. Daha güzel videolar çekeceğiz inşallah sizlerle beraber. Bu sefer ya sanki biraz yapamayacağım gibi geliyor. Biraz yapamayacağım gibi geliyor. Bilmiyorum arkadaşlar şu an gerçekten. Yani dediğim gibi olacak arkadaşlar olacak. Bak şurada ev gözüküyor. Gözüküyor ev burada. Yapacağım. Başaracağım. Bu işi burada sonlandıracağım. Daha Coil Braver'ı test etmedik. Onu da bu en yüksek dağa çıkmakta test edeceğim. Eğer o daha güzel bir şekilde çıkarsak onunla gerçekten testi geçmiş olacak. Tabi bilmiyoruz artık onu. Neler olacağını şu an bilgim yok, fikrim yok. Şöyle bir haritaya bakalım diyeceğim de. Dur bir bakalım şöyle haritaya. Yanlış yere gitmiyoruz değil mi? Aynen ev bu tarafta. Gördüğünüz gibi ev bu tarafta. Şöyle. Hatta zaten şehre de gelmek üzereyiz. Yaklaştık. Eğer bir sıkıntı olmaz buralarda falan indirmezse evin üstüne inme ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. En fazla olmadı şu binalardan birinin üstüne inebiliriz. Şu yüksek binalara ulaşabilirsem onların üstüne de inme ihtimalim var. Zaten evim orada. Tamam. Elim mikrofonun kulaklığın şeyine değdi. Ses açıp kapama yerine ondan ses kısılmış olabilir. Bilmiyorum. Kısılmış olabilir büyük ihtimal. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yalnız gerçekten manzara çok güzel. Gece vakti böyle her yer ışıl ışıl böyle şehrin üstünden. Paraşütle atlama süper bir şey bence. Bunu siz de yapın derim ben. Yok ya bu sefer yapamayacağız gibi baksanıza. Uzakta kaldık sanki. Biraz yamaçtı şey yaptık. Biraz daha yukarı çıkıp atlasaydık belki yapabilirdik. Çünkü alçalıktığı için paraşüt yapması zor olur. Hayatta yapamayız çünkü uzakta kalıyor ve biz daha gelemedik bile yani oraya, o noktaya gelemedik bile. Herhalde şu binanın üstüne çıkabilir miyiz bilmiyorum ama deneyeceğim. Onu da geçtim. Şu an anca şu büyük binanın üstüne çıkabilme şansımız var. Şunun üstüne anca herhalde arkadaşlar. Beni oraya indirecek gibi gözüküyor. Maalesef evin üstüne inemedik arkadaşlar. Oo. Maalesef olmadı arkadaşlar. Ev nerede kaldı? İleride kaldı çünkü. Dediğim gibi arkadaşlar. Ama önceki sefer başarmıştım bunu. Şimdi başaramadım. Olabilir böyle şeyler. Burada da paraşüt çıkartabilir miyiz? Yok. Buradan düşüp gebereceğiz mi şimdi biz? Zaten bu konuda usta bizim adam yani nedense. Şuralarda büyük ihtimal paraşüt falan olması lazım. Bana öyle geliyor. Büyük yerler böyle binaların üstünde paraşüt koyuyorlar genelde ama. Dur merdiven olması lazım ha. Aynen. Dediğim gibi merdiven. Nereye gidiyorsun? Merdivene çıkamıyoruz ya. Siperiz. Dediğim gibi arkadaşlar şurada büyük ihtimal paraşüt vardır diye düşünüyorum. Gerçekten yok burası. Bakalım bir şöyle. Paraşüt. Kapalı diyor. Harbiden kapalı.
Bizde dalga geçiyormuş şu an. Git kendini öldür diyor. Yapacağın hiçbir şey yok diyor. Arkadaşlar büyük ihtimal öleceğim. Hakkınızı helal. Hadi güle güle. Allahu Ekber. Yapacak bir şey yok maalesef. Gittik. Yazık oldu. Araç da uzakta kaldı ya. Şimdi onu alacaksın da en büyük dağ tepesini süreceksin de. Oha bir süreç. Şuradan bir araç, araba falan çalmam lazım. Dur, sakın ezeyim deme. Tamam. Seni. Yani inmemezlik yapamazsın zaten öyle bir şeyle. Gerçekten eve çok uzak lan. Eve daha çok varmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani ben şuralarda bir yerde falan binanın üstüne indim ama ev gerçekten uzakmış. Neyse. Şimdi havalimanına yine gideceğiz oraya. Aracı alacağız. Gerçi niye biz böyle bir şey yapıyoruz değil mi? En kolay yol şöyle bir şey arkadaşlar. İlk önce bir garajımıza gireceğiz. Oradan bir araç seçeceğiz. Diğer aracımız da garajımıza gelmiş olacak. Ve böylelikle bu arada garaj herhalde tam belirledik yolu. Şöyle düşünüyorum ki en yüksek dağ tam bu tarafta mıydı? Büyük ihtimal buralarda bir yerde olması lazım. Gerçi bir binanın tepesine çıkıp bakmak lazım. Keşke önceki seferde uçakla çıkışımda şey yapsaymışım ya. Seçseymişim map'ten ki sonradan kolaylık olsaydı. Ama şimdi yine kaybettik yani. Maalesef map aklımda değil arkadaşlar. O yüzden. Oha lan. Araçların yarısı yok. Vay anasını. Gerçekten araçların yarısı yok. Tamam, biri zaten gitti herhalde. Biri uzakta kaldı. Biri Morse Mutra yani alacağız büyük ihtimal. Dediğim gibi. Neyse garaja girelim şuradan tekrardan. Büyük ihtimal bir tane araç alacağım. O direktman oraya geçecek. Direktman garajımıza gelmiş. Buradan direktman şu garajdaki. Bu arada outfit'i değiştirdim arkadaşlar, şu görüntüyü falan şey yaptım. Beyaz ceket, şey turuncu atlet üstüne şey, güzel oldu yani. Turizmo ile aynı yapmaya çalıştım. Turizmo turuncu ve beyaz olunca ben de üstü öyle yapmaya çalıştım. Güzel oldu yalnız. Yani bu renkler ikisi beraber turuncu beyaz çok iyi gidiyor arkadaşlar. Şimdi içeri gireceğiz ve aracımız gelmiş olacak. Çünkü böyle bir şey. Bunda yeşil mattı, bunun rengi siyah mattı. Bunun rengini değiştirdik öylesine. Ama şimdiden turuncu yapma isteği geldi. Neyse boş ver, sonra yaparım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi neredeydi o dağ? Gel de bul şimdi bu dağı. Değil mi? Gel de bul. Neredeydi bu dağ? Aynen ya, bu taraftaydı o dağ ya. Büyük ihtimal bu taraflarda, aynı. Dedim çünkü biz bu taraftan geldik arkadaşlar. Ama gerçekten
Sıcak olmaya başladı. Yaz haliyle yapacak bir şey yok. Ben de bu sıralar bir havuza falan gitmeyi düşünüyorum. En yüksek dağa çıkacağım inşallah. Bu sefer olacak. Test ediyoruz aracı. Bu gayet güzel yani. Kullanması da gayet güzel aracın ama bakalım bir testimizden geçebilecek mi? Bir de bu var yani. Bir de böyle düşün. Bir de böyle düşün. Yani. Şöyle bir yukarı çıkmak lazım aslında şöyle. Yukarı bir çıkalım şöyle. Doğru dağ mı? Dur bakayım. O mu yoksa başka bir dağ mı? Yo, en yüksek dağ o olması lazım büyük ihtimal. Yalnız ona nasıl gideceğiz? Dur. Araç sıkıştı resmen ya, süperim. Dediğim gibi arkadaşlar, lan hala dediğim gibi, ne dediğim gibi. Evet arkadaşlar, şu en büyük dağ olması lazım. Aynen. O dağa çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Tabii o dağa çıkabilirsek muazzam olacağından, muhteşem olacağından kesinlikle eminim. İnşallah bunu başarır bu araç diye umuyorum. Testten geçerse tamam. Bu araç ve camımız kırıldı. Şuradan şöyle yardıralım. Buradan böyle yardıralım. Dümdüz yaklaşıyoruz. Yalnız bu denizi bir türlü geçmemiz lazım karşıya. Bakalım bir oradan geçiş nereye? Şurası da gördüğünüz gibi. O zaman şu taraftan gidiyoruz. Aynen. Dolaşmamızı istiyor yüzden illa ki dolaşacaksın diyor yani. Dediğim gibi Easter Egg'leri mutlaka size göstereceğim oyundaki. Sürpriz. Kaput gitti ya. Kaporta gitti resmen yani. Şu an aracın içini görüyoruz şu an arkadaşlar. Motorunu falan. Bir arkadaşımız geldi herhalde. Bunlar beni mi izliyor diyeceğim de. Olabilirler. Bilmiyorum artık. Çünkü arkamdalar. Denize düştü adam ya resmen. Neyse arkadaşlar, en yüksek dağa geliyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle çıkacağız. İnşallah çıkarız. Aracın içi gözüküyor şu an resmen. Düşüşlerdeyiz neredeyiz. Öf, ne yaptım ben ya. Tuzak mı istiyorsunuz arkadaşlar? Alın size tuzak yani. Oradan birisi geliyorsa direktman ağaç kütüklerini düşürebilirsiniz oradan. Dağın tepesine mi çıkacağız yoksa şey mi yapacağız? Dur, dağın tepesine çıkmamız lazım. Hani yoldan gitmeyelim onun yüzden. Yoldan gitmeyelim. Dağın tepesine çıkmamız lazım. Daha bu bile değil. Daha şurada bak görüyorsunuz. O dağa çıkarsak tamamdır. Öz saat mi? Yapma bir şey, düşme sakın. Yüzümü kara çıkartma benim. Yüzümü kara çıkartma ne olursun. Şu testi başarıyla geçeyim. Başka bir şey istemedim. Daha bir çıkıyorsun şey mi? Neyse şuradan bir deneyelim bakalım. Aynen. Yok yok yok, sakin ol sakin ol sakin ol. Şu an gerçekten kaldı burada resmen. Yo, çıkıyor. Hadi koçum benim. Yaparsın sen bu işi. Yapma koçum.
Helal be. Tamam yaptık. Neyse. Lan oğlum ne yapıyorsun ya? Olmuyor arkadaşlar. Deniyoruz ama olmuyor. Pinto yani bitti. Pili bitti yani bu aracın. Yani demek ki çıkamıyormuş onlar. Yani ne kadar da iyi, çok iyi diyorları bile yok değilmiş yani maalesef çıkamıyor. Takıldı yani orada takılmaması lazım normalde. Çok iyi bir araç oradan çıkar yani arazi aracı. Maalesef çıkmadı. Çıksaydı belki bir şeyler yapabilirdik. O zaman şuradan gidelim. Dağın tepesine gelmedik. Şurası. Dağın tepesi. Dağın tepesine çıktıktan sonra bayrak sallayacağım. Yani öyle düşünün. Hadi yaparsın. Yaparsın. Kaymayalım da buraya kadar geldik. Kayarsa kötü olur. Yapma, hayır kaydı, gerçekten kaydı. Of, olamaz, yapma, hayır. Şu an gerçekten saçma sapan. Ben bu dağa çıkarım ulan. Yürümeyin lan burada. Siz niye yürüyorsunuz? Aman. Sizin yüzünüzden lastikler gitmiyor lan. Oha. Lastikler gitmiyor lan. Bu gerizekalılar yüzünden. Dönmüyor resmen lastikler. Arkadaşlar ne kadar da şey olsa yani olabilir böyle şeyler. Ama testimizden geçti diyebilir miyim? %60'lık bir oranla geçti diyebilirim. %50'lik bir oranla. Çünkü ne kadar da istesek en tepeye hiçbir zaman böyle yok yokuşlama çıkamıyor yani. O gücü alamıyor. O kadar şey değil ama arazide gayet iyi araç. Onu diyebiliriz. Görüntü maksadıyla güzel. Yarışta nasıl olur bilmiyorum ama yarışta yapacağız bunun şeyleri. Şimdi arkadaşlar geldik işin ikinci yanına. Geldik işin ikinci yanına. Buradan paraşütle atlayıp sahile inmeyi düşünüyorum. Yok ya. Direktman şunla atlayıp gitmeyi düşünüyorum şu an. Şimdi map'e bakalım bir. Şimdi hangi tarafta deniz yok? Bu tarafta deniz var. Bu tarafta da var tabii ki de. Gördüğünüz gibi şurası dağın ortası. Arkadaşlar buradan atla ve gideriz. Denize girer miyiz bilmiyorum ama İhtimal böyle yapacağız. Güzel oluyor arkadaşlar. Buradan bakalım inşallah. Evet. Tam şuradan. Tamam. Araç kaldı. Araç kaldı. Neyse arkadaşlar. Burada böyle tak 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 böyle aşağı inmenin keyfini sürelim. Şu an ellerimi bıraktım. Kendi uçuş mesafesini kendi uçacak. Yok uçmuyor. Uçacak demişim. Yok şu an. Sen niye indin arabadan? Niye indin? Yanlış tuşa bastık arkadaşlar. Aynen şöyle. Oha kaya gibi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel oluyor.
İnmesi güzel oluyor dağdan bu şekil. Tam inemedik çünkü böyle uçmamız lazım şöyle. Maalesef düzgün bir şekilde yuvarlanarak gidemedik arkadaşlar. Evet, öyle. Arkadaşlar en yüksek dağın tepesine çıkarak aşağı doğru yuvarlanıp gitmek çok zevkli geliyor. Şu an aracı parçalamaya zamanı bence. Hatta şuraya ateş edelim, bomba atalım, gebertelim. Kendimizi öldürelim. Oo, çok fena. Yalnız çok uzaktayız. Bence bu video kısa olsun arkadaşlar. Şöyle bir ayarlayalım şunu. Hatta bir sigara içerek olayı kapatalım. Evet arkadaşlar, kanala sağ alt abone ol kısmından abone olabilirsiniz arkadaşlar. İkimiz kanalın açıklama kısmında yazacaktır, videonun alt yorum açıklama kısmında vereceğim. Ona da beğenebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi arkadaşlar unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Size söyleyeceklerim var. Şu sağ alt köşeden bizlere abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. Facebook ve Twitter sayfalarından bizleri takip edebilir, gelişmeleri oradan alabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.